Merhabalar. Semerkant TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, 3 aylarınız ve Recep-i Şerifiniz mübarek olsun. Her şeyden önce Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün çok kıymetli bir gün. Bugün 20 Nisan Pazartesi. Bugün Recep-i Şerif'in birinci günü. Mübarek 3 aylar geldi, hoş geldi, safa geldi. Efendim, bizler Semerkant TV olarak bundan böyle her hafta sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Birbirinden kıymetli konuk ve konularımızla her pazartesi sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bugün ilk konuğumuz sevdiğimiz ve sevdiğiniz Sıracettin Önlüer hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Rabbime hamdolsun, sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam, bizler de iyiyiz. 3 aylarınız ve Recep-i Şerif'iniz mübarek olsun. Amin. Cümlemizin inşallah tüm Müslümanların mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Saadetlere, huzura vesile olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam, bu ilk program vesilesiyle bugün direkt olarak 3 aylardan ve Recep-i Şerif'ten değil de daha öncesinde özellikle zaman ve mekan olarak bu konuyu ele almak istiyoruz sizinle. Yani bir Müslümanın zamanı ve mekanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilir? İnşallah bununla başlayalım. Ama daha öncesinde bu soruya şununla gelmek istiyoruz. İnsanın yaratılış gayesi vardır. Her insan yaratılmıştır ve bu yaratılışında bir gayesi vardır. Buradan başlayalım. İnsanın yaratılış gayesinden başlayarak yine biz müminler için özellikle zaman ve mekanın kıymetini inşallah sizden alalım. Teşekkür ediyorum. Bizleri bu zamana eriştiren, kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bu zamanların değerini bizlere bildiren Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Bunları en iyi şekilde değerlendiren Ehl-i Beyt'e ve Ashab'a selam olsun. Şu anda bizleri izleyen, dinleyen herkese sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ve 3 ayların bütün İslam alemine, bütün insanlığa hayır ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Amin. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah Celle Celaluhu insanı başı boş olarak yaratmamıştır. İnsanın yaratılış gayesi vardır. Yüce Allah her şeyi insan için yaratmıştır ama insanı da kendisi için yaratmıştır. Yani düşünün ki yeryüzü, gökyüzü, denizler, dereler, bütün her şey, bütün her nimet insan için yaratılmıştır ama insan da Allah için yaratılmıştır. İnsanın yaratılış sebebi Allah'ı tanımak, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. İşte bunun için Rabbimiz Celle Celaluhu insan başta olmak üzere bütün her şeye bir müddet, bir zaman, bir vakit, bir ecel, bir ömür takdir etmiştir, belirlemiştir. Ve bu zaman içerisinde insanların imtihana çekildiğini beyan buyurmaktadır. Yani nitekim Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسُنُ عَمَلًا hanginizin ameli daha güzel olacaktır diye sizleri imtihana tabi tuttuk buyurmaktadır. Yani şunu bilmeliyiz ki dünyaya gelen her insan, gözünü açan her insan imtihan saruluna alınıyor demektir. Akıl balıçağına ermesiyle birlikte de sınav başlamıştır demektir. Çünkü akıl balıçağına erdiği zaman işte o zaman sınav başlamıştır demektir. Bunun için Allah Celle Celaluhu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye, beni tanısınlar diye, bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Demek ki insan başı boş değildir. Boş bir şekilde yaratılmamıştır. Ve bu insanın yaratılış gayesi vardır. O da Allah'ı tanımak, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Tabi Allah Celle Celaluhu insanı yaratırken ona bir ecel biçmiştir. Bir ömür biçmiştir. Bir zaman takdir etmiştir. Ve bu zaman içerisinde onu serbest bırakmıştır. Tabi bunu yaparken de Allah Celle Celaluhu
bu zaman içerisinde bize gereken her kolaylığı sağlamıştır. Kendisini bize tanıtmak, emir ve yasaklarını aktarmak üzere peygamberler göndermiştir, kitaplar göndermiştir. Bütün bunlar bizim o zamanı iyi değerlendirebilmemiz için, o mekanları tanıyabilmemiz için gönderilen vasıtalardır. Dolayısıyla zaman ve mekan insan için mukaddes, değerli, paha biçilmez iki hazinedir. Gerek zaman, gerek mekan. Bunların her ikisi de zaman da olmasa, mekan da olmasa insan yaşayamaz. Bunların her ikisi de insan için son derece önemli bir şeydir. Allah Celle Celaluhu her şeyi bu zaman diliminde bizden istemektedir ve bu zamanları iyi bir şekilde değerlendirmemizi istemiştir. Ve bunun için de bu zamanın değerini, bu zamanların kıymetini, bu mekanların kutsiyetini bilmemiz için de peygamberler göndermiştir, dostlarını göndermiştir. Ve bu peygamberler o zamanları ve o mekanları en iyi şekilde tanımışlar, tanıtmışlar, bilmişler ve değerlendirmelerini sağlamışlardır. Onun için Allah Celle Celaluhu bütün zamanları değerli kılmıştır. Ama bazı zamanları diğer zamanlardan çok çok daha değerli, çok çok daha üstün, çok çok daha mukaddes olarak yaratmıştır. Ve bunun gibi Allah Celle Celaluhu bazı mekanları diğer mekanlardan daha üstün kılmıştır. Evet hocam, tam da ben bu noktaya gelecektim şimdi. Tabii ki biz kullar için bazı zaman dilimleri vardır ki çok önemlidir, faziletlidir. Hani Allah Teala katında zamanın ve mekanın hiçbir kıymeti yoktur. Ama Allah Teala zaman içinde zaman, mekan içinde mekan yaratmıştır ki sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi bu zaman ve mekanlar içerisinde birbirinden kıymetli, birbirinden kutsiyetli zaman ve mekan dilimleri vardır. Malumunuz şu anda 3 aylar Recep-i Şerif'in bugün 1. günü. Henüz yolun başındayız hocam. Yani bu mübarek günleri, bu mübarek geceleri, bu günlerin ihyası konusuyla alakalı hani en güzel şekilde nasıl ihya edebiliriz? Tabii onun derdine düşeceğiz ama ben bu noktada o soruyu size sormak istiyorum. İçerisinde bulunduğumuz zaman zarfı ve 3 aylar olarak baktığımız zaman bir kandili sadece Mevlid kandilini bu 3 ayların dışında görüyoruz. Mevlid kandilini ama diğer bütün mübarek geceler, Eyali Mübareke diye adlandırılan bütün mübarek geceler bu zaman zarfının içerisinde. Yani 3 aylık zaman zarfının içerisinde ki bu ayların ilki olan da Recep ayı, haram aylardan olan bir ayda ayrıyeten. Ben burada az önce ifade etmiş olduğunuz soruya aslında benim sormam gerekiyordu ama ben tekrar sormak istiyorum. Bu mübarek zaman dilimlerinin bunun içerisinde mekan da dahil olmak üzere bunun önemi bizler için nedir? Mahiyeti nedir? Bunu alalım inşallah. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi zaman çok önemlidir. Zamanın 3 dilimi vardır. Geçmiş, gelecek ve içinde bulunduğumuz an. Bunlar aslında dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Bugün şu anda yaşıyoruz. Yarın gelecek. Dünden ibret almamız gerekiyor. Gelecek malum olmadığı için, bilinmediği için o henüz belli değildir. O halde bugünü değerlendirmemiz gerekiyor diyor büyük arifler, Allah dostları. Onun için zamanın tamamı mukaddestir. Zamanın bütün dilimleri Allah katında da insanlar yanında da çok değerlidir ki o geçtiği zaman bir daha da onu döndürmek, onu geriye almak imkansızdır. Bunun için bir insan içinde yaşadığı anı değerlendirmelidir. Yani mümin İbnül Vakt'tır. Vaktin çocuğudur. O vakte yapılması gereken neyse, yapılması gereken iş hangisi ise onunla iştigal etmelidir. Onunla meşgul olmalıdır ve vaktini onunla geçirmelidir. Onun için sufi olan kişiye, tasavvuf ehli olan insana İbnül Vakt denilmiştir. Sebebi ise
Çünkü o vaktini en iyi şekilde, en güzel şekilde değerlendiren kişi demektir. Onun içindir ki yani belki şu anda yeri değildir ama buna binaen, konunun önemine binaen yani bu vakti, bu zamanı en iyi değerlendirme açısından sufilerin önemine değinmek istiyorum. Çünkü onlar en iyi şekilde değerlendirirler. Yani Müslüman bir insanın, tasavvuf ehli bir insanın bütün zamanı programlıdır. Onun namaz vakti vardır, oruç vakti vardır, ailesiyle ilgilenme zamanı vardır, dinlenme zamanı vardır, istirahat etme zamanı vardır. Her zamanı değerlidir ve her zaman yapılması gereken neyse onu yapar. Onun dışına çıkmaz. Bunu bilmemiz lazımdır. Yani mesela diyelim ki Ramazan orucu. O anda tutulması gereken ya da yapılması gereken en büyük iş o orucu tutmaktır. Yani hatta arifler buyurmuşlardır ki tutmadığı Ramazan yerine, bir günlük Ramazan yerine 1000 gün oruç tutsa o Ramazan yerini tutmaz buyuruyor. Onun için Allah Celle Celaluhu o anda yapmamızı istediği amel neyse onu yapmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Onun için İmam Şahrani Kudüs Sırrı Hazretleri bir sohbetinde şöyle buyuruyor. İmam Şafii Hazretleri büyük alim olmasına rağmen, müçtehid olmasına rağmen, mezhep sahibi olmasına rağmen tasavvuf ehli insanlarla beraber kalkıp otururdu. Sufilerle beraber otururdu. Onlarla vakit geçirirdi. Ve bir gün kendisine sorarlar, efendim siz bu kadar büyük bir alimsiniz. Neden tasavvuf ehli insanlarla beraber oluyorsunuz, onlarla vakit geçiriyorsunuz diye. Sordukları zaman o büyük zat, o Allah dostu şu cevabı veriyor. Evet, ben onlarla vakit geçiriyorum, onlarla beraber oluyorum. Çünkü onlardan iki şey istifade ettim. Yani elbette çok şey istifade etmiştir. Belki de onu çok etkileyen iki şey vardır. Birincisi, onlar vakit kılıçtır. Sen onu kesmezsen, iyi şeylerle değerlendirmezsen o seni keser. İkincisi, sen nefsini iyi şeylerle meşgul etmezsen nefsin seni kötü şeylerle meşgul edecektir. İşte bu nedenle ben onlarla birlikte oluyorum buyuruyor. Şimdi bunun için zaman çok önemlidir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanın ehemmiyetine işaret ederek insana iki büyük nimet verilmiştir ki birçok insan bu nimetin değerini, kıymetini bilememiştir buyuruyor. Değerlendirememiştir gereği gibi. Birincisi sıhhat, ikincisi zaman buyuruyor. Bakın, bunlar insana verilen en büyük nimetlerdendir. Sağlık, afiyet, ikincisi zaman. Bunlar geçtiği zaman, elden çıktığı zaman bir daha da bunları yakalamak çok zor ve çok imkansızdır. Onun için zamanı en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Başta da ifade ettiğim gibi, o anda yapılması gereken nedir? O anda yapılması gereken neyse onu yapmak gerekiyor. Oruç zamanı ise oruç, yani çünkü Allah Celle Celaluhu her şeyi bir zamana bağlamıştır. Öyle ki bir insan akıl ve buluğ çağına ermeden mükellef bile tutulmuyor. Yani bir namazın farz olabilmesi için zamanın girmesi gerekiyor, vaktin girmesi gerekiyor. Ramazan orucunun farz olabilmesi için Ramazan ayının girmesi gerekiyor. Haccın farz olabilmesi için hac vaktinin girmesi gerekiyor. Hacca girebilmek için, ihrama girebilmek için ihram mekanı ve zamanı olan mikat yerinde bulunmak gerekiyor. Yani onun için zaman ve mekan çok mukaddestir, çok değerlidir. Allah Celle Celaluhu bazı zamanları, bazı zamanlardan çok çok üstün kılmıştır. İşte onun için her ibadetin, her amelin, her işin bir zamanı vardır, bir vakti vardır. Tek zikir için vakit yoktur. Bakın, her ibadetin bir zamanı vardır, bir vakti vardır. Fakat zikri için belli bir zaman yoktur. Onun için Allah Celle Celaluhu
ayaktayken, otururken, yatarken, yürürken, gezerken, her anda, her yerde, her zamanda zikredin diyor. Zikir ne demektir? Anmak, hatırlamak, unutmamak, yad etmek, akıldan çıkarmamaktır. Yani Allah Celle Celaluhu, hatta ayet-i kerimede siz biliyorsunuz, hafızsınız. Allah Celle Celaluhu Zekeriya Aleyhisselam'a bir oğul müjdesini verdiği zaman bunun alameti nedir diye sordu Zekeriya Aleyhisselam. Yani dedi ya, ben yaşlı bir kimseyim. Sonra eşim kısır ve yaşlı bir kimse, nasıl olacaktır diye sorduğu zaman Allah Celle Celaluhu, o benim işimdir, ben bunu yaparım dedi. Benim buna gücüm yeter dedi. Bunun alameti nedir diye sorduğu zaman, bunun alameti 3 gün konuşmaman, ancak işaretlerle derdini anlatman, ama buna rağmen zikirden uzak durma, sabah ve akşam beni an, beni tesbih et, devamlı surette beni yad et buyurdu. Alimler, sahabeler buyurmuşlardır ki, eğer ki zikri terk etmek caiz olsaydı Hazreti Zekeriya'ya o anda zikir bile emredilmezdi diyor. O anda bile hiç konuşmaması gerektiği bir yerde, bir dönemde, bir zamanda zikir edilmesini, tesbih yapmasını Allah Celle Celaluhu emir buyurdu. Onun için zikir her yerde ve her zamanda. Belki bazı yerlerde dille zikir yapılmayabilir. Münasip olmayan yerlerde zikirle. Ama bu durumda kalple yapılmalıdır. Onun için zikir her yerde ve her zamanda yapılır. Ama diğer ibadetler belli bir zaman ve belli bir mekanda yapılır. Her yerde olmaz. Allah-u Teala ibadetler için zaman ve mekan belirlemiştir. Dolayısıyla o zamanlarda ve o mekanlarda onu yapmak lazım. Çünkü neden zikir her yerde ve her zamanda yapılır da diğer ibadetler değil? Çünkü biz kuluz. Bizi yaratan, yaşatan, dünyaya getiren bir Rabbimiz vardır. Sürekli bizim kendisini anmamızı, hatırlamamızı istemektedir ve her yerde, her zamanda kendisiyle beraber olmamızı emir buyurmaktadır. Evet. Şimdi zikir, tabii ki diyeceksiniz ki, o zaman yani insan her yerde, her zaman nasıl zikir yapabilir? Zikir manası başta da ifade ettiğim gibi anmaktır, hatırlamaktır, yad etmektir. Yani her işimizi onun emrine uydurarak, onun isteğine göre yaparak hatırlamaktır. Yani mesela bir insan ticaret yaparken, alışveriş yaparken veya ilim okurken ya da okul okurken ya da insanlarla muamele ederken bunları İslami ölçülere göre yaparsa, işte bunların her birisi birer zikirdir, birer ibadettir. Onun için bu her yerde olmalıdır ve her yerde yapılmalı. Ama evet. Hocam, ben şunu da söylemek istiyorum. Sizin sözlerinizi hani destekleyecektir umarım. Zikrin devamlı olmasının nedenlerinden biri de, hani şunu da söyleyebilir miyiz? Mesela nefsi emmare veya şeytan aleyhillâne hiç bir dakika boş durmuyor. Sürekli, ki bizim en büyük düşmanımızdır. Hani nasıl ki nefsi emmare ve şeytan aleyhillâne boş durmuyorsa, insanı her dakika kötülüğe davet etmeye çalışıyorsa, bunun vesvesesini vermeye çalışıyorsa, muhakkak ki zikrin de bir zamanı bu manada, hani sizin söylemiş olduğunuz söz üzerine belki bunu da çıkarabiliriz hocam, öyle düşünüyorum. Yani zikrin de belli vakitlerde olan namaz vakitleri, namazların dışında, farz olan ibadetlerin dışındaki zikirlerde böyle bir şey de olabilir değil mi hocam? Yani şimdi zikir şöyle bir şeydir. Zikir müminin topudur, tankıdır. Evet. İbadetler mümin için birer silahtır, birer toptur, birer tanktır, birer korumadır, birer sığınmadır, birer surdur, birer kaledir. Yani bunlar çoğaldıkça düşmanın ona ulaşması imkansız hale gelir. Onun için namaz, zikir, tefekkür, tezekkür, oruç
ve Kur'an okumak, salavat getirmek, her ibadet. Bunların her birisi birer surdur, birer kaladır, birer silahtır, birer toptur. Bunlar çoğaldıkça nefsin de, şeytanın da, düşmanın da oraya ulaşması imkansızdır. Düşünün ki bir insanın düşmanı olsa, bu insanın düşmanın olduğu yere gitmesi imkansız, imkansızdır, mümkün müdür? Değil. Bu insan oraya gitse bile korumasız, silahsız, tedbirsiz mümkün değildir. Onun için Allah Celle Celaluhu nefis ve şeytanı insan için düşman olarak belirlemiştir. Yani insanın iki düşmanı vardır. Birisi içeride, birisi dışarıda. İçerideki nefistir, dışarıdaki de şeytandır. Bunlar insanın düşmanıdır. Zikir ise bunları püskürten, bunları uzaklaştıran, ayet-i kerimenin ifadesiyle bunları uzaklaştıran birer silahtır, birer siperdir, birer surdur. Onun için insan zamanını en iyi şekilde değerlendirmelidir. Yani Allah Celle Celaluhu hangi zamanda hangi ibadeti farz ettiyse, emir buyurduysa, yani düşünün ki bütün farz ibadetlerin zamanı vardır. Bütün nafile ibadetlerin vakti vardır. İşte insan bunları yerine getirdiği zaman ve bütün bunları yerine getirirken beni gören, beni duyan, her halime vakıf olan bir Rabbim vardır diye düşündüğü zaman işte o an bütün organları, bütün bedeni, bütün azaları zikir halinde olur. Ve artık bu insana nefsin emmare, yani nefsi emmare olması, artık o nefis emmarelikten çıkar, raziye, marziye, hatta mutmainne makamına ulaşır ki artık o nefis bile ona yardımcı ve destek olur. Ve artık hiçbir şekilde şeytan da ona müdahale edemez. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her insanın bir şeytanı vardır. Sizin de mi ya Resulullah diye sorulduğu zaman evet benim de vardır. Fakat benimki Müslüman oldu. Burada Müslüman oldu demekten kastı teslimiyet gösterdi, itaat etti. Artık karışamaz hale gelir. Onun için nefis de şeytan da o hale gelir. Hiçbir şekilde insana elbette ki fırsat gördüğü zaman, fırsat bulduğu zaman yine müdahale eder. Onun için insan kulluk görevlerini yerine getirmelidir. Kul olduğunu unutmamalıdır. Hangi zamanda, hangi mekanda yapılması gereken nelerse onlara dikkat etmelidir. Bunu da yaptığı zaman da Allah'ın izniyle kamil bir insan olacaktır ki zaten hedef de budur. Evet. Onun içindir belki burada tam yeridir, onu da söyleyeyim. Celle Celaluhu işte böylesine zamanını değerlendirerek, farz ve nafileleri yerine getirerek sürekli zikir halinde olan bir kişinin Kabe'den daha üstün olduğunu bize beyan ediyor. Yani bakınız Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Kabe'yi anlatırken mübarek bir yer olduğunu söylüyor. Yeryüzünde yapılan ilk mabet, ilk yer Kabe'dir ve Mekke'de yapılan Kabe'dir ve mübarektir diyor. Mübarek bir yerdir diyor. Ve İbn-i Ömer radıyallahu teala anhu, sahabe-i kiramın büyüklerinden, Allah ondan ve babasından razı olsun, buyuruyor ki Resul-i Kibriya ile birlikte aleyhissalatü vesselam Kabe'yi tavaf ederken bir ara durdu ve Kabe'ye baktı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf esnasında durdu ve Kabe'ye baktı. Ey Kabe, ne kadar şereflisin, ne kadar büyüksün ve ne kadar üstünsün. Ama Rabbime and ederim ki, Allah'a yemin ederim ki, müminin değeri, kıymeti senin değerinden, kıymetinden daha büyüktür, daha fazlettir buyuruyor. Yani düşünün. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَ buyuruyor. Kabe'ye giren bir kişi emniyettedir,
koruma altındadır. Hiç kimse ona dokunamaz diyor. Evet. Hatta öyle bir şey ki İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor. Had cezasını hak eden bir insan diyor. Hadden kaçıp Kabe'ye sığınırsa hiç kimse ona dokunamaz diyor. Hiç kimse. Kabe'ye sığındığı için, Kabe'ye girdiği zaman, çünkü Allah Celle Celaluhu وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَهُ buyuruyor. Ona giren bir kişi emniyet ve güven içerisindedir. Allah'ın himayesindedir. Ama bil ki işte o Kabe'den üstün olan kamil bir insanın gönlüne girmek ondan daha emniyettedir, daha... Evet kıymetli hocam, burada bir ara vereceğiz. Evet. Çok güzel bir noktaya geldik. Kabe-i Muazzama'ya geldik. Biraz ondan bahsettiniz. Zaten biraz zamandan konuşmuştuk, zamanın öneminden konuşmuştuk, faziletinden konuşmuştuk. Şimdi biraz da mekandan bahsedelim. Allah-u Teala'nın kutsiyetli kıldığı bir takım mekanlar var. Biraz da o mekanlardan bahsedelim. Ama bir aramız var. Peki. Aranın ardından inşallah bu soruyla devam edeceğiz. İnşallah. Yani yeryüzünde kutsal kılınan mübarek mekanlar. Evet. Kıymetli dostlar, Recep-i Şerif sohbetlerinin birinci bölümünde Sıracettin Önler hocamızla birlikteyiz. Zamanın ve mekanın öneminden bahsediyoruz. Bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikteyiz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Beni dinleyin. Savaş hislerinin duyulmadığı Allah'ın haram ayıdır. Kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala'nın en büyük hoşnutluğunu kazanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Cenab-ı Hak şu dört gecede hayırları yağmur gibi yağdırır. Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi ve Recep ayının ilk gecesi. Efendim Recep-i Şerif sohbetlerinde bu ilk bölümde Sıracettin Önler hocamızla zamanın ve mekanın faziletinden bahsetmeye çalışıyoruz. Üç aylarınız tekrar mübarek olsun. Programımızın hani reklama giderken çok önemli bir konuda kalmıştık. Kıymetli hocam, zaman hani zamanla alakalı konuştuk, zamanın kutsiyetiyle alakalı konuştuk. Kısaca mekanla da ilgili hani kutsal mekanlarla ilgili görüşlerinizi de alalım. Yani bir müminin bilmesi gereken, idrak etmesi gereken bir takım zamanlar olduğu gibi mekanlar da vardır. Buradan devam edelim inşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Zaman ve mekan ikisi de çok önemli ve çok değerlidir insanlar için.
Allah Celle Celaluhu zamanları bazı zamanları diğer zamanlardan üstün kıldığı gibi bazı mekanları da diğer mekanlar üzerinden mübarek, üstün ve faziletli kılmıştır. Allah Celle Celaluhu bizzat Kur'an-ı Kerim'de Kabe için mübarek bir yer, bereketin, feyzin, rahmetin nüzul ettiği bir yer olarak tarif ediyor, tavsif ediyor. Allah'ın mübarek kıldığı ya da mübareklerin bulunduğu yerler her zaman bereketlidir ve her zaman mukaddestir. Yani aslında bazı mekanlar mekinleriyle mübarek olurlar. Bunun sebebi ise faziletli insanların, başta da ifade ettiğimiz gibi birinci bölümde Allah Celle Celaluhu bazı insanları diğer insanlardan üstün kılmıştır. Yani dünya hayatında dünyevi olarak, mal olarak, mülk olarak, servet olarak bazı insanları diğer insanlara üstün kıldığı gibi manevi olarak da, manevi ciheti olarak da Allah Celle Celaluhu bazı kullarını diğer kullarından üstün kılmıştır. Bu üstün olmanın sebebi de elbette ki yine o zamanları ve o mekanları değerlendirmek suretiyle olmuştur. Çünkü kutsi hadiste Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bir kul kendisine farz kıldığım, emir buyurduğum ibadetleri yaptıktan sonra nafileleri yapa yapa nihayet bana ulaşır buyuruyor. Artık ben onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Artık o benimle görür, benimle duyar, benimle konuşur, benimle alır ve benimle yürür. Manası nedir bunun? Yani o insan farzları yerine getirdikten sonra zamanını değerlendirerek, mekanı değerlendirerek, farzları yerine getirerek nafilelerle, nafile ibadetlerle, yani farzların zamanı vardır. Sonra nafileleri yapmak suretiyle zamanını değerlendirerek Allah'a yaklaşır, Allah'la dost olur. Öyle ki o insan artık Allah'ın gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli ve yürüyen ayağı olur. Ne demektir bu? Artık o insan Allah'ın görmesini istediği şeyleri görür. Allah'ın duyması istediği şeyleri duyar. Allah'ın konuşulması istenen şeyleri konuşur. Allah'ın alıp vermesi istediği şeyleri alır verir. Allah'ın gitmesi gereken istediği mekanlara gider. İşte bu insan işte kamil bir insandır. Nasıl kamil oluyor? İşte zamanı ve mekanı değerlendirerek. İşte Allah Celle Celaluhu bazı mekanları işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ravzası Medine-i Münevvere. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle münevvere olmuştur, nurlanmıştır. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den oraya hicret etmesiyle Medine-tün Nebi olmuştur. Münevver Medine olmuştur. Nurlu Medine olmuştur. İşte o mekinle, o mekan mekinle münevver olmuştur, bereketli olmuştur, faziletli olmuştur, üstün olmuştur. Onun için bu hale gelen insanların mekan tuttuğu yerler Allah katında değerlidir, kıymetlidir. Niye? Çünkü onların olduğu bir yerde zikir vardır. Onların olduğu bir yerde gözyaşı vardır. Onların olduğu yerde dua vardır. Onların olduğu yerde secde vardır. Onların olduğu yerde kıraat vardır. Onların olduğu yerde ilim vardır. Onların olduğu yerde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti vardır. Böyle bir yerde elbette ki gece gündüz Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti iner ve böylece oralar bereketlenir, oralar mukaddes olur, oralar bereketli olur. Tabii ki hadis-i şeriflerde
kutsal mekanlar olarak bilinen ve gidip ziyaret edilmesi tavsiye edilen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kabe'dir. Mekke-i Mükerreme'de bulunan Kabe'dir. Medine-i Münevvere'de bulunan Mescid-i Nebevi ve dolayısıyla Resulullah'ın ziyaretidir. Ve üçüncü olarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Ama bunun dışında mübarekler nerede varsa, çünkü o yerin, o mekanın mübarek olması mübareklerin içinde bulunduğu içindir. Onun için mübareklerin metfun olduğu, kamil insanların metfun olduğu yerler dahi, kabristanlar dahi mukaddes yerlerdir, bereketli yerlerdir. Bereketin nüzuluna sebep olan yerlerdir. Onun için zamanda, mekanda, zamanı ve mekanı değerlendirerek bu şekilde bu hale gelen insanlar da Allah katında değerlidir ve üstündür. Bakın şu ayet aslında, hatta şu sure insanlık için çok büyük önem arz etmektedir. Asr suresi. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de asra yemin ediyor. Vel asri innel insane lefi husr ilellezine amenu ve amilü salihat ve tevasav bil hakki ve tevasav bil sabr. Şimdi bu sure aslında insanlık için yeterli bir suredir ve mesajdır. Bakın Allah Celle Celaluhu vel asri diyor. Asra yemin ediyor. Şimdi asır nedir? Asır zamandır. İkindi zamanıdır. Ya da insanın son yaşıdır. Artık hatta asır birçok manayı ifade ediyor. Diyelim ki zamandır. Allah Celle Celaluhu zamana yemin etmiştir. Ve buyurur ki zamana and olsun ki, asra and olsun ki insan cinsi husrandadır, ziyandadır, zarardadır. Yani bütün insanlık zarardadır. Ancak ilellezine amenu ve amilu salihat. Ancak ve ancak Allah'ın varlığına, birliğine, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine iman eden, sonra da salih amel işleyenler müstesnadır buyuruyor. Bakın, yani insanlık, bunun Müslümanı, kafiri yok. Bütün insanlık husrandadır. Zarardadır, ziyandadır. Ancak Allah'ın varlığına, birliğine ve Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine iman eder. Ve bu imandan sonra zamanını değerlendirerek, vaktini bilerek salih amel işleyen, iyi amel yapan insanlar müstesnadır buyur. Sonra birbirine hakkı tavsiye eden, birbirine iyiliği ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor. Bakın, bu çok önemli bir şeydir. Şimdi Allah Celle Celaluhu asra yemin etmiştir. Asır zamandır diye, mutlak zamandır diyebiliriz. Yani zaman Allah katında bu denli değerlidir ki Allah bu önemli meseleyi zamana yemin ederek beyan ediyor. İkincisi, burada asır sıkma manasına da gelebilir. Asara ya'siru manasına da gelebilir ki, çünkü asara sıktı demektir. Sıkıp suyunu çıkarmak demektir. Yani zaman içerisinde insan belalarla, sıkıntılarla, musibetlerle imtihan edilir, suyu çıkarılır adeta ve işte bu durumda Allah'a iman, salih amel işlese ve buna karşı, ki ayetin sonunda da o tavasav bir sabri, bütün buna karşı sabrı gösterirse, işte bu kişi zamanı değerlendirmiş olur ve bu kişi husranda değil, belki de saadettedir. Çünkü zaman öyle bir şeydir ki insana hem saadeti kazandırabilir,
hem de bedbahtlığı kazandırabilir. Onun için zaman çok önemlidir. Bakın yine asır insanın son zamanı da olabilir. O manayı da ifade edebilir. Evet. Yani bakın insanın çocukluğu sabah vaktidir. Orta yaşı öğlendir. Son yaşı da ikindidir. İkindi vaktidir. Allah Celle Celaluhu işte o son insanın son ömrüne yemin etmiştir. Yani bir insan mesela sabahleyin uyandığı zaman, uykudan kalktığı zaman ne yaptığını bilmez. İşte bu çocukluk halidir. Bir insan gözünü açtığı zaman ne yaptığını bilmez. Şuursuzdur. Kendinde değildir. İşte insan da doğduğu zaman belli bir süreye, zamana kadar şuursuzdur. Nereye gittiğini, ne yaptığını, nelerle meşgul olduğunu bilmez. Çok boş ve abes şeylerle iştigal eder. İşte evet. İnsan da böyledir. İkindi, öğle vakti ise tam zamandır, tam vakittir. Fakat insan bunu değerlendirmiyor. İşte en son ikindi ki zaten Araplar artık yaşlanmış bir kimseyi dile getirmek için şöyle derler. Yani güneş batmak üzeredir derler. Hatta burada yazmıştım o şeyi, o ibareyi. Şemsul Asri. Şemsul Asri. Yaşlı bir kimseye Şemsul Asri derler. Bunun sebebi artık batmak üzere olan güneş demektir. Yaşlı insan da öyledir. Peki niçin Allah Celle Celaluhu böyle birisine ya da böyle bir şeye yemin ediyor? İşte bu an, o andır. Değerlendirilmesi gereken an o andır. Çünkü o anda insan zamanını değerlendirirse, çocukluktan itibaren o ana kadar yapmış olduğu bütün yanlışlıkları telafi edebilir. Tövbe edebilir, istiğfar edebilir ve neticede ruhunu saadet üzere, tövbe üzere, iman üzere teslim edebilir. İşte Allah Celle Celaluhu ona yemin etmiştir. Onun içindir ki Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir insan cehennemlik olan kişilerin amelini işler diyor. Yani her türlü günahı işler. İbadetten uzak durur. Allah'ın emir ve yasaklarını unutur. Zamanını değerlendirmez. Ve sonunda Allah'ın takdiri değişir. Bu kişi tövbe eder, istiğfar eder ve böylece ruhunu teslim eder. Neticede o cehennemlik ameli yapan kişi cennet ehlinden olur. Yine cennet amelini işler, her türlü iyiliği yapar ve sonunda takdiri ilahi değişir, kötü amel yapar ve o kötülük üzerine ölür ve cehennemlik olur buyuruyor. İşte onun için asır insanın son anı, son yaşları, son zamanları, son vakitleri olabilir. Allah Celle Celaluhu o vaktin önemine işaret etmek için işte o anda yapılması gereken ibadete, kulluğa işaret etmek için ve o anda yapılan ibadetin Allah katında ne kadar değerli olduğunu bildirmek için buna işaret etmiştir. Elbette ki insan beşer olması hasebiyle günah işleyebilir, hata yapabilir. Fakat hiçbir zaman kul olduğunu unutmamalıdır. Kulluk için yaratıldığını hatırından, aklından çıkarmamalıdır. Ve akıl balık çağından itibaren ölünceye kadar ibadetini terk etmemelidir. Evet. Hangi vakitlerde, hangi zamanlarda, hangi mekanlarda ne yapılması gerekiyorsa, hangi ibadetler emredildiyse ona göre bilmelidir ki Allah'ın Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan emri onun ümmetinedir. وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelinceye kadar, ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bunu hiçbir zaman aklından, fikrinden çıkarmamalıdır. Kıymetli hocam,
Allah razı olsun. Gerçekten çok istifade ediyoruz. Yavaş yavaş bu anlattıklarınızdan sonra Recep-i Şerif geldi. Evet. İnşallah en güzel şekilde istifade edenlerden oluruz. Henüz daha birinci günü. Başındayız. Allah-u Teala nasip ederse, ömrümüz vefa ederse inşallah en güzel şekilde ihya edenlerden oluruz. Evet. Biraz da Recep-i Şerif'ten bahsedelim. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Şehrullah diye nitelendirilen, Allah'ın ayı olarak nitelendirilen çok mübarek ve çok kutlu bir ay. Her dakikası, her saniyesi bizim için çok önemli. İhyası noktasında özellikle çok önemli. Bir aramız olacak. Bu aranın ardından inşallah Recep ayıyla alakalı konuşalım. İnşallah evet. Recep-i Şerif'in fazileti, önemi, bizler ne yapabiliriz, nasıl ihya edebiliriz, en güzel şekilde bu ayı nasıl değerlendirebiliriz, inşallah bununla alakalı konuşalım istiyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, Sirajettin Ünler hocamızla Recep-i Şerif sohbetlerinin birinci bölümündeyiz. Bir aramız var, aranın ardından Recep-i Şerif'in faziletiyle alakalı konuşacağız. Tekrar birlikte olacağız inşallah. Dilhanesi bürünür olur envar zikrullah ile, dilhanesi bürünür olur envar zikrullah ile, iklimi dil mamur olur mimar zikrullah ile, iklimi dil mamur müşkili şasan olur, derdi dile derman olur, her müşkili şasan olur, derdi dile derman olur, canın içinde can olur esrar zikrullah ile, canın içinde zikreyle hakkı her nefes Allah der baki heves, zikreyle hakkı her nefes Allah yeter baki heves, bes gayriden ümidi kes tekrar zikrullah ile, bes gayriden tekrar zikrullah ile, Ahmet seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder, Ahmet seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder, İhlasını işar eder eşar zikrullah İhlasını işar eder eşar zikrullah ile, eşar zikrullah ile. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.
3 aylarınız ve Recep-i Şerif'iniz mübarek olsun. Bugün çok kıymetli bir hocamızla beraberiz. Sıracettin Ünler hocamızla Recep-i Şerif'i konuşuyoruz. Zamanın ve mekanın faziletinden bahsettik. İnşallah bu son kısımda da Recep-i Şerif'in fazileti ve bizler için önemi hakkında konuşacağız. Kıymetli hocam, Recep-i Şerif ayına inşallah girdik. Evet. Çok kıymetli zaman dilimleri, çok üzerinde durmamız gereken çok hassas dönemler. Yarınımız belli değil. Hani birinci kısımda, birinci bölümde bahsetmiş olduğunuz insan anı yaşamalı. Yani hayatta olduğu sürece dün geçmişti, gelecek belli değil. O yüzden insanın idrak etmesi gereken asıl nokta an itibariyle yaşadığı hayat, yaşadığı andır. Evet. Biz de elhamdülillah yaşıyoruz, hayattayız. İnşallah bu son kısımda da Recep-i Şerif'in faziletinden bahsedelim inşallah. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu üç aylar aslında bizlere, bu ümmete mahsus verilen nimetlerdir. Evet. Çünkü bu aylar, bu geceler, bu günler diğer ümmetlere verilmemiştir. Sadece bu ümmete mahsus olan günlerdir. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu insanı yaratırken ona belli bir zaman, belli bir ömür biçmiş. O zamanda yapması gereken ibadetleri emir buyurmuş ve ne şekilde yapacağımızı da peygamberler, kitaplar göndererek bize tarif etmiştir. Fakat bir ikram olarak, bir lütuf olarak, bir hediye olarak da bu zamanları, bu üç ayları, bu üç ayların içerisinde bulunan özel geceleri de bizlere lütfetmiştir. Mesela üç aylar, üç ayların tamamı büyük bir hazinedir. Büyük bir nimettir, büyük bir berekettir. Büyük bereketin vesilesidir. Onun için Allah Celle Celaluhu bize nimet olsun diye, istifade edelim diye, diğer ümmetlerin uzun yıllar yapmış olduğu ibadetlerden daha çok sevap alabilelim diye bu geceleri bize lütfetmiştir. Bu ayları, bu günleri, bu haftaları bize ikram etmiştir. O halde bizler de bu üç ayın değerini bilmeliyiz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç ayların birinci ayı olan Recep'i Allah'ın ayı olarak, Şaban'ı kendi ayı olarak, Ramazan'ı da ümmetin ayı olarak bildiriyor. Ve bunun için Ramazan girdi, Recep ayı girdiğinde Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırır. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için hayırlı ve bereketli kıl, bizi Ramazan'a ulaştır diyerek duada bulunmuştur. Biz evet. de öyle dua etmeliyiz. İnşallah. Ve bu günlere, bu aylara, bu gecelere ulaştığımızda da bunları gücümüz nispetinde değerlendirmeye gayret etmeliyiz. Çünkü düşünün, geçen yıl bu günleri, bu ayı, bu ayları yaşayan birçok insan göçüp gitti. Evet, şu anda. Onların tekrar bu aylara ulaşması, bu ayları yaşaması, değerlendirmesi, idrak etmesi imkansızdır. Evet. Bizim de gelecek seneye yetişmemiz, ulaşmamız belli değildir. Değil. Çünkü hiçbir insanın yarına kadar yaşama garantisi yoktur. Hiç kimsenin elinde belge, senet yoktur. İnsan her an ölebilir, ruhunu teslim edebilir. O halde insan sizin de dediğiniz gibi anını yaşamalıdır. O anın, o zamanın değerini bilmelidir. Bakın Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara aslında bir sahabeye nasihat ederken, bir ashabına tavsiyede bulunurken onun şahsında bütün ümmetine nasihata bulunuyor. Bakın çok önemlidir. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini, değerini bilin diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın.
beş şey gelmeden önce beş nimetin değerini, kıymetini, faziletini bilin diyor. Birincisi, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin değerini bilin diyor. Öyle ya, bir insan ihtiyarlandığında, yaşlandığında artık birçok şeyi, ameli yapamaz olur. Onun için gençlik sizin için bir nimettir. Allah'ın bir lütfudur, bir keremidir ve bunu değerlendirin diyor. Bizde çok yanlış bir itikat vardır, bir inanış vardır. Daha gencim. Daha zaman var, daha mekan var. Bilmeliyiz ki ölenlerin birçoğu gençtir. Etrafımıza bakarak bundan ibret almalıyız. Ölenler gençtir, yaşlıdır, herkes ölüyor. Onun için daha 40 yaşıma geleceğim diyerek kendimizi avutmamalıyız. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem helekel musavvifun, daha sonra diyenler helak olmuşlardır. Evet hocam. O halde ihtiyarlık gelmeden önce insan gençliğin değerini, kıymetini bilmelidir. Genç yaşta ibadete başlayan bir insan Allah'ın rızasını kazanmış olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Genç yaşta ibadete başlayan bir insan şeytanın belini kırar buyuruyor. Şeytanın hiç sevmediği insan genç yaşta ibadete başlayandır. İkinci nasihati, hastalık gelmeden önce sıhhatin, sağlığın kıymetini bilin diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hastalık gelmeden önce sağlık gibi bir nimet var mıdır? Allah Celle Celaluhu o nimeti bize vermiştir. İşte hastalık gelmeden önce onun kıymetini bilin. Aslında günümüz insanı hasta olduktan sonra sağlığın kıymetini biliyor. Sağlığın ne denli büyük bir nimet olduğunu o zaman anlayabiliyor. Evet. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. O sağlık gittikten sonra artık bir şey daha yapamıyorsunuz. İnsan birçok hayırdan, bereketten mahrum kalıyor. Onun için o hastalık gelmeden önce sıhhatin, sağlığın kıymetini bilin diyorum. Üçüncüsü, fakirlik gelmeden önce zenginliğin değerini bilin diyor. Kıymetini bilin diyor. Demek ki zenginlik Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir nimettir, bir sermayedir. Evet. Onu hayırlı yerlerde kullanmak gerekiyor. Güzel yerlerde kullanmak lazımdır. Güzel zamanlarda, güzel mekanlarda kullanmak lazımdır. Güzel insanlara sarf etmek lazımdır. İşte bunu bilen, bunu yapan bir insan bunun değerini bilir. İşte bunun değerini bilmeyen bir insan fakir düştüğü zaman artık hiçbir daha sadaka veremez, zekat veremez, hacı yapamaz, iyilik yapamaz, kimseyi sevindiremez. Onun için zenginken zenginliğin değerini, kıymetini bilmelidir. Dördüncüsü, meşguliyet gelmeden önce boş zamanın değerini bilin diyor. Aslında mümin için boş bir zaman yoktur. Evet. Müminin her zamanı, her anı doludur ve her zamanını bir program içerisinde düzenler. Ona göre yaşar, ona göre hareket eder. Yani o anda yapılması nedir? Oruç mudur? Oruç tutar. Kur'an okumak mıdır? Kur'an okur. Zikir yapmak mıdır? Zikir yapar. Oruç tutmak mıdır? Oruç tutar. Yani bak bugün Recep 1'di. Evet. Yarın biz bunun halbuki birinci günde oruç tutan bir kişiye öylesine büyük mükafatlar verilir ki hiçbir zaman verilmez. Ha biz bunu kaçırdık diye üzülmeliyiz, elbette üzülmeliyiz. Ama bilelim ki yarın da vardır, öbür gün de vardır ve bunları değerlendirmeliyiz. Evet. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Beşincisi ve en önemlisi, ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilmeliyiz. Ki en önemlisi de bu. En önemlisi budur. Evet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm gelmeden önce hayatın. Çünkü o ölüm anı geldiğinde her şey biter. Her şey yok olur. Evet. Artık her şey noktalanır. Hasap zamanıdır. İşte onun içindir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
hesaba çekilmeden önce kendinizi, nefsinizi hesaba çekin. Şimdi bu üç aylar bizim için tam değerlendirme zamanıdır. Biz 9 ay geçirdik. Şimdi düşünmeliyiz. Bu aylarda neler yaptık? Hangi ibadetlerde bulunduk? Hangi masiyetleri işledik? Hangi kabahatlerde bulunduk? Bunları bir göz önümüze getirmeliyiz. Onun için eğer yaptığımız hayır, hasanat varsa buna şükretmeliyiz. Eğer eksiklerimiz varsa, kusurlarımız varsa, günahlarımız varsa tövbe etmeliyiz, istiğfar etmeliyiz. Ve onun içindir ki İbrahim bin Edhem Kudüs-ü Ruh Hazretlerine sormuşlar. Efendim demişler, siz zamanınızı nasıl değerlendirirsiniz? Vaktinizi nasıl değerlendirirsiniz? Büyük bir Allah dostudur. Bakın sultanken, dünya sultanı iken onun boş olduğunu düşünüyor ve gönüller sultanı oluyor. Allah dostu oluyor. Yani hatta bir gün bir deniz kıyısında bu saltanatı, dünyayı, malı, mülkü terk edip Allah yoluna girdikten sonra bir başına, tek başına, daha önce etrafında yüzlerce, binlerce hizmetçisi varken şimdi bir başına kendi elbisesini dikiyormuş denizin kıyısında. Dönemin valisi onun yanında geçerken onu görüyor ve tanıyor. Ve duruyor, bakıyor hayretle. Şimdi diyor, eline ne geçti diyor. Öyle ya, saltanatın daha farklı. Önce evet. Sultanken, padişahken, bir sürü malı mülkü serveti varken, yanında bir sürü adamı varken, şimdi bir başına kendi elbisesini, süküğünü kendisi dikiyor. Eline ne geçti yani? Bunu bırakmakla, saltanatı dünyaya terk etmekle eline ne geçti diyor. İbrahim bin Ethem Kudüs-ü Ruhu elindeki iğneyi denize atıyor ve bir balık onu çıkarıp kendisine atıyor. Benim elime bu geçti diyor. Yani ben onun için dünyayı terk ettim. Allah da bu kerameti bana ikram etti. Bu lütfu beni kendine dost olarak kabul etti. Ben dünyayla meşgulken dünyayı terk ettim. Allah'a yöneldim. Allah'a kul oldum. Kulluk görevlerimi yerine getirdim. Neticede Allah bana dostluğunu verdi. Beni dost olarak kabul etti demek istiyor. Bundan daha büyük bir şey var mıdır? Yani Allah'la dost olmaktan daha büyük bir nimet var mıdır? Bütün mesele de o değil midir? Bütün mesele de Allah'la dost olmak değil midir? İşte bunun için zamanımızı çok iyi değerlendirmeliyiz. Vaktimizi çok iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü geçen bir vakit daha bir daha da gelmez. Onun için Hazreti Ali Keramallahu Vecehu buyuruyor ki söz 4 şey bir daha da geri alınmaz diyor. Söz sarf edildiği zaman, ok atıldığı zaman ve zaman geçtiği zaman bir daha da bunları geri getirmek imkansızdır diyor. Onun için zaman varken, fırsat varken, vakit varken bunu değerlendirmeliyiz. Evet. Son ana bırakmamalıyız. Sonra yaparım dememeliyiz. Sonra yaparım diyen kişi aldanmıştır. Çünkü ne zaman öleceğimiz, ne zaman ruhumuzu teslim edeceğimiz belli değildir. Onun için her anımızı son anımız olarak bilmeliyiz. Allah dostlarının çoğu öyle yapmışlar. Bu gece benim son gecemdir diyerek o geceyi ihya etmiştir. Onun içindir ki Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem salli salaten muvadda buyuruyor. Veda eden kişinin namazı gibi namaz kıl buyuruyor. Yani düşün ki ben selam verdiğimde ruhumu teslim edeceğim. Evet. İşte bu şekilde namaz kıl diyor. Her an Allah'la beraber olduğunu düşün. Her an Allah'ın seni gördüğünü, murakabe ettiğini düşün. Bunu düşünen bir insan kimseye kötülük etmez. Başta kendi nefsine kötülük etmez. Başta kendi nefsine bu düşmanlığı yapmaz. Onun için Hazreti İbrahim bin Edhem'in sözü yani vaktini nasıl değerlendirirsin, ta nerelere gittik, nasıl zamanı değerlendirirsin diye sordukları zaman şöyle demiştir. Benim 4 bineğim vardır. 4 bineğim vardır.
Allah'tan bana bir nimet gelir, bir lütuf, bir ikram, bir ihsan verildiği zaman Allah tarafından şükür bineğine binerim, şükrederim, hamd ederim. Evet. Rabbim bana bu nimeti verdi diye şükrederim. Taat gelince, ibadet zamanı gelince ihlas bineğine binerim diyor. İhlasa sarılırım, muhlis olurum, samimi olurum, sadakatle teslimiyetle yaparım diyor. Bela ve musibet gelince sabır bineğine binerim diyor. Onu sabırla karşılarım diyor. İşte zaten Asr suresinde de ve tavasav bir sabır diyordu ya. Evet. Yani birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Sabrı bildirirler. Sabırlı olmalarını isterler. Niye? Çünkü sabır sadece musibet zamanında gösterilen sabır değildir. Ya ibadet etmekte sabır vardır. Günaha karşı sabır vardır. Bela ve musibetlere karşı sabır vardır. Bir de insanlardan gelen eziyet ve meşakkatlere sabır vardır. Sabrın da kısımları vardır. Yani. Onun için Allah Celle Celaluhu bu zaman içerisinde yaptığımız ibadetlerde sabretmeliyiz. Yani hangi ibadet yaparsak yapalım sabra sarılmalıyız. O ibadeti gereği gibi farzını, vacibini, şartını, sünnetini, müstahabını, edebini, evet, hepsini riayet ederek Allah beni görüyor düşüncesiyle, şuuruyla o ibadetlerde sabredeceğiz. İkincisi, onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, çok oruç tutanlar vardır ki açlıktan, susuzluktan başka bir şey kazanmaz diyor. Evet. Bunun sebebi nedir? Oruç tutuyor. Yemekten, içmekten kesiliyor. Oruç nedir peki? Yemekten, içmekten, nefsin arzu ve isteklerinden uzak durmaktır. Peki neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor? Çünkü bir insan oruç tutarken o orucu muhafaza etmelidir. Dilini ve gönlünü muhafaza etmelidir. Allah'ın haram kıldığı, yasak ettiği şeylerle uğraşmamalıdır. Onları yapmamalıdır. Onun için bir bela, bir musibet geldiği zaman sabır bineğine binerim diyor İbrahim bin Ethem Kudüs-ü Ruh. Günah ve isyan benden sadır olduğu zaman da tövbe bineğine binerim buyuruyor. Yani İbrahim Ethem'in sen nasıl vaktini geçirirsin, zamanı nasıl değerlendirirsin sorusuna verdiği cevap budur. Yani bir insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu bir nimeti gördüğü zaman, bir nimetle karşılaştığı zaman şükretmelidir. Yani aynen hakikaten insan bu durumlardan, bu hallerden ibarettir. Ya Allah Celle Celaluhu kendisine nimet vermiştir. Bu durumda yapması gereken şükürdür. Elbette ki şükür sadece dille "Ya Rabbi şükür" demek değildir. Nimet vermiştir. Bunun zekatını vererek, bunun hakkını vererek, bunun sadakasını vererek, fakir fukarayı gözeterek bunu şükrünü ifade etmelidir. Sonra itaat, ibadet vakti geldiği zaman ihlasla, samimiyetle, sıdıkla sarılmalıdır. Sonra bela musibet geldiği zaman sabırla karşılık vermelidir. Sonra kendisinden, hani insan beşer olması hasebiyle günah işleyebilir, sürçebilir, düşebilir, yanılabilir, hata yapabilir. Beşerdir neticede. Evet. Böyle bir durumda yapması gereken de tövbe bineğine binmesidir. Tövbe etmesidir, istiğfar etmesidir. Yani ümitsizliğe düşmeyecek hocam. Evet. Onun için bu üç aylar insanlık için, bütün insanlık için, Müslümanlar için demiyorum, bütün insanlık için bir fırsattır ve bir hazinedir. Küfür ehli olan bir insan hemen İslamiyetle şereflenmeli, isyan ehli bir insan hemen
tövbe etmeli ve Allah'a yönelmelidir. Yani bilelim ki biz birçok hata işledik, birçok günah yaptık, birçok defa suçtuk, birçok defa battık. Ama bilelim ki bizi bağışlayan, bizi affeden, bizi tekrar kapısına davet eden bir Rabbimiz vardır. Bütün buna rağmen bizi affeden, bizi bağışlayan, hatta yapmış olduğumuz hataları, günahlarımızı silen ve buna karşılık olarak sevap veren bir Rabbimiz vardır. Elhamdülillah. O halde bu üç ayı fırsat bilmeliyiz. Ganimet bilmeliyiz. Hemen tövbeye sarılmalıyız. Evet. Hemen nefsimizi muhasebe etmeliyiz. Ne yaptık? Ne ettik? Neler yapabildik? Hangi ibadetlerde bulunabildik? Hangi iyilikleri yapabildik? Hangi ikramlarda bulunabildik? Rabbimizle olan münasebetimiz nasıl oldu? Kullarla olan diyalogumuz nasıl oldu? Bunu düşünmeliyiz ve bu hususlarda kendimizi hesaba çekmeliyiz. Bunu tefekkür ederek eğer yaptıklarımız güzel işlerse buna şükretmeliyiz. Hamd etmeliyiz ki Allah Celle Celaluhu bize bu gücü verdi, bu kuvveti verdi ve biz de bunu yapmaya muvaffak olduk. Eğer hatalarımız varsa, eksiklerimiz varsa ki çoktur, o zaman tövbe etmeliyiz, istiğfar etmeliyiz ve bir daha da yapmamaya azmetmeliyiz. Karar vermeliyiz. Bir daha da bu hatalara düşmemek için söz vermeliyiz. Evet hocam. Evet. Şimdi bu mübarek ay içerisinde, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bu üç aylar zaman zarfı içerisinde programımızın başında zaten söylemiştik. Mübarek geceler var. Evet. Kandiller var. Evet. Mesela Recep-i Şerif ayıyla alakalı konuştuğumuz için baktığımızda Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif'te bir gece var mübarek geceler olarak. Ama Recep-i Şerif'e baktığımız zaman iki mübarek gece var. Evet. Önümüzdeki Regaib Kandili inşallah bu Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Evet. Bir de Miraç gecesi var. Miraç. Bu anlamda, bu manada baktığımız zaman Recep ayının bir fazileti daha ortaya çıkmış oluyor sanki. İki mübarek geceyi barındırıyor. Evet. Dilerseniz biraz da buradan bahsedelim. Yani Regaib Kandili'nin arifesindeyiz artık. Geldi inşallah. Biraz da Regaib Kandili'nden bahsedelim inşallah. Şimdi başta da ifade ettiğimiz gibi bunlar Allah'ın bu ümmete vermiş olduğu nimetlerdir. Evet. Recep, Şaban, Ramazan. Bunların gecesi de, gündüzü de, sabahı da, akşamı da faziletli, mukaddes ve mübarektir. Her anı değerlidir. Fakat Allah Celle Celaluhu üstelik bu aylar içerisinde daha faziletli ve daha üstün geceleri, zamanları da bize lütfetmiştir. Bunun sebebi de diğer ümmetlerin ulaştığı sevaplarından daha çok sevap kazanabilmemiz içindir. Allah Celle Celaluhu bu ümmete vermiş olduğu nimetlerdir bu. Ragaib gecesi rağbet gecesidir. Yani rağbet edilmesi gereken bir gecedir. Evet. Koşulması, icabet edilmesi gereken bir gecedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu gecelerde, özellikle bu gecelerde dünya semasına tecelli eder. Allah Celle Celaluhu zaman ve mekandan münezzehtir. Evet. Bizim anlayabilmemiz için öyle diyor. Ve tövbe eden yok mudur ki tövbesini kabul edeyim? İstiğfar eden yok mu ki kendisine mağfiret edeyim? Dua eden yok mu ki kendisine icabet edeyim? Benden isteyen yok mu ki kendisine vereyim? Bu gecelerdir. Dolayısıyla bu geceler bizim için, insanlık için çok değerli ve çok mübarek gecelerdir. Meleklerin rağbet ettiği ve insanların da rağbet göstermesi için ragaib denilmiştir. Evet. Çünkü öylesine bereketler vardır ki, öylesine büyük saadetler vardır ki, öylesine güzel şeyler vardır ki, yani tek bir sevaba hiç kimsenin hesap edemeyeceği kadar Allah Celle Celaluhu sevap veriyor. Evet. Onun için
meleklerin rağbet ettiği bir gecedir. Allah Celle Celaluhu bu ümmetin de ona rağbet etmesini, onu değerlendirmesini, o geceyi ihya etmesini ve o gecede kendisine yalvarmasını, tövbe etmesini istiyor. Yani çünkü Allah Celle Celaluhu kullarının kendisine yalvarmasını, yakarmasını, duada bulunmasını istiyor. Ve bunun için de adeta bizlere randevu veriyor. Bizi huzuruna çağırıyor ve gelin, gelin isteyen yok mu vereyim? Af olmak isteyen yok mu ki kendisini affedeyim? Evet. Mağfiret olmak isteyen, günahlarının af olmasını isteyen yok mu ki affedeyim? Günahlarından pişman olan yok mu ki günahlarını affedeyim diye Allah Celle Celaluhu adeta insanları, Müslümanları, bu ümmeti kendine çağırıyor, o geceye çağırıyor. İşte o geceler, Miraç gecesi, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir anda Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya, oradan dünya semasına, yedi semaya, Sidretül Müntaha'ya ve neticede Rabbül Alemin'in huzuruna çıkması ve orada hangi nimetlerle mazhar olduğu, ümmetine ne gibi hediyeler getirdiği çok büyük bir gecedir. Onun için bu geceler, özellikle bu geceler bizim için, bu ümmet için çok büyük gecelerdir, çok faziletli gecelerdir, çok büyük nimetlerdir. Sonra Kadir gecesi mesela, Beraat gecesi, bunların tamamı bu ümmete verilen en büyük hediyelerdir, en büyük hazinelerdir. Ve bu hazineleri elde edebilmek için bütün vaktimizi affedersiniz, bütün vaktimizi değerlendirmeliyiz ki o ana, o zamana kavuşabilelim. Rahmetin, bereketin uluk uluk yağdığı, feyzin, rahmetin tecelli ettiği o ana bizler de yerimizi alalım, bizler de payımızı alalım. Çünkü Allah Celle Celaluhu her ne kadar bu aylarda, bu zamanlarda rahmetini oluk oluk gibi yağdırıyorsa da bizim kalbimizi aşmamız gerekiyor. Yani tabiri caizse bu ters çevrildiği zaman istediği kadar yağmur yağsın, onun içerisinde bir damla girmez. Onun için bu aylarda çok bereketler yağmaktadır. Çok büyük ikramlar verilmektedir. Çok büyük hediyeler verilmektedir. Bir defa ya Rabbi ben pişmanım demekle seneler boyunca yapmış olduğumuz bütün günahlar affedilmektedir. Üstelik yapmış olduğumuz o kötülükler bizim için sevaba dönüştürülmektedir. İşte o anı yakalamak lazımdır. O anı yakalayabilmek için bütün bu zamanları iyi değerlendirmemiz lazımdır ki Allah Celle Celaluhu bizlere bu nimeti versin. Dediğim gibi rahmet her ne kadar yağıyorsa kalbimizi açmamız gerekiyor. Kalbimizi açalım ki Allah Celle Celaluhu kalbimizi feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle, hidayetiyle, mağfiretiyle doldursun. Allah Celle Celaluhu, sanırım sonuna geldik. Evet hocam. Allah Celle Celaluhu bu üç ayları, bu zamanları, bu mekanları ve bu mübarekleri hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Bu üç aylar İslam alemine, insanlığa hayır ve huzur getirsin. Amin inşallah. Barış ve esenlik getirsin. İnsanların hidayetine vesile olsun inşallah. Amin. Hocam Allah Teala razı olsun. Sizden de inşallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok istifade ettik. İnşallah izleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Estağfurullah. İnşallah başka bir programda tekrar görüşürüz. Çünkü İnşallah. Konu bitmedi ama süremiz bitti. Evet. Ama başka İşte zaman böyledir. Evet. Evet. Zamandan da konuşmuştuk. Allah razı olsun hocam. Sizden de inşallah. Kıymetli izleyenler, 3 aylarınız ve Recep-i Şerifiniz mübarek olsun. Efendim bu aylar çok kıymetli, çok değerli. Bu aylar rahmetin oluk oluk aydığı aylardır. Bu aylar bizim için çok önemli. İnşallah Semerkant TV olarak biz bu aylarda öncelikle Recep-i Şerif sohbetleriyle başladık. Ardından Şaban-ı Şerif ve ardından Ramazan-ı Şerif sohbetleriyle her hafta sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bugün ilk konuğumuz Sirajettin Ünler hocamızdı. Haftaya yeni konuk ve konularla tekrar buluşmak ümidiyle
kameraman arkadaşlarım ve tüm teknik ekip adına hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın efendim.